Merhabalar herkese. Bugün Üsküp'ün Petar Pop bölgesindeyim. Bu bölgede çok ilginç bir hostelde kalıyorum. Bu hostelin konsepti biraz farklı olduğu için burayı tercih ettim. Şimdi burayı size göstereceğim. Hadi gelin gezelim. Aslında tüp hostel olması. Daha merkezde biraz daha hosteller vardı fakat ben özellikle tüp hostelde kalmayı tercih ettim. Çünkü burasını uzun zamandır merak ediyordum. Bu tarz hosteller var fakat hiç daha önce hiç kalmamıştım. Şimdi gördüğünüz gibi yataklarda numaralar var. Bu numaraların lockerları var alt bölümlerde. Ve ayrıyetten büyük lockerlar da şu tarafta bulunuyor. İşte çantalarınızı, bavullarınızı koymanız için. Özellikle en çok dikkatimi çeken olay şu oldu. Her yatağın kendine özgü bir lambası var. Görüyorsunuz. İşte kitap okuma veya işte çalışma lambası gibi. Ayrıyetten her yatakta priz var. Bu çok önemli. Priz çok önemli. Ve işte gizliliğinize önem veren perdeler var. Yani bu perdeyi çekiyorsunuz, kimse karışmıyor. Herkes istediği rahatlıkla hosteli kullanabiliyor. Burada hostel görevlisi Jordan çok sıcakkanlı bir Makedon. Çok yardımcı oldu, çok güzel tanıttı. Her konuda size yardımcı oluyor ve burada güzel arkadaşlar edindim. Üst katta bir İspanyol, bir Avustralyalı ve İtalyan arkadaşım oldu. Güzelce oturduk, onlarla klip muhabbet yaptık biraz. Onlara Türk kliplerini gösterdim. Onlar da bana kendi ülkelerinden beğendikleri şarkıları gösterdiler. Biraz böyle beyin fırtınası yaptık. İşte hangi ülkenin klibi daha güzel, hangi ülke hangi konularda daha iyi şeklinde. Tabii aslında bizim kötü olduğumuz, kötü olduğumuzu kabul ettiğimiz çok fazla konu yok ama yine de ben en iyi şekilde ülkemizi temsil ettiğimi düşünüyorum. Evet, bu şekilde. Yani hostellerin en sevdiğim yanı aslında diğer insanlarla etkileşime girebilmeniz, diğer insanlarla arkadaşlık kurabilmeniz, farklı kültürden, farklı milletten insanlarla arkadaşlık kurabilmeniz aslında çok önemli. Ben gerçekten çok seviyorum. Çünkü farklı bir ülkeden farklı bir insanı tanıyorsunuz, farklı bir hayat hikayesini tanıyorsunuz ve arkadaşlık ediniyorsunuz. Aslında başka bir ülkeden arkadaş ediniyorsunuz. Belki de yıllar sonra
o ülkeye gittiğinizde tekrar görüşeceksiniz veya işte örneğin İspanyol arkadaşım işte İspanya gelirsen mutlaka bana uğra dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani gittiğinizde sonuçta bir orada bir kapınız olacak, bir arkadaşınız olacak. Güvenebileceğiniz en azından birisinin olması çok önemli. Çünkü farklı bir ülke, bilmiyorsunuz hiçbir şey. Sonuçta yardıma ihtiyacınız oluyor. Dolayısıyla farklı ülkeden böyle güvenilir insanlar, arkadaşlar edinmek çok önemli. Şu anda TÜP Hostel'in içerisindeyim. Biraz da size TÜP Hostel'in içinden bahsetmek istiyorum ve içini de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi ahşap kaplama bir çevresi var. Aynı zamanda burada görebileceğiniz üzere her TÜP'ün kendine özgü bir numarası var. Bu numara size girişte veriliyor. Ana giriş şifreli. Dolayısıyla bu şifreyi verilirken size bir de numara veriliyor aslında. İşte benim numaram şu anda 4. Bu numarayı da aynı zamanda locker kilidim ve işte yatağım belli olmuş oluyor aslında. İçerisi böyle çok fazla küçük durduğuna bakmayın. Çok, benim beklediğimden biraz daha geniş aslında içerisi. Aynı zamanda şimdi mahremiyet için bir de pervaz yapmışlar aslında. En çok dikkatimi çeken olay bu oldu. İşte ışıktan etkilenmemek için pervazı bu şekilde indiriyorsunuz. Bu şekilde kimseye de hepinizden iğreniyorum falan şu an. Bu şekilde pervazı indirdiğiniz zaman mahremiyetinizi korumuş oluyorsunuz. İşte ışıktan etkilenmiyorsunuz. Rahat rahat bu şekilde takılıyorsunuz ve kimse kimseye karışmıyor. En önemli nokta bu. Bir diğer önemli nokta ise her bölmede, yani her tüp içerisinde bir priz olması. Hatta iki tane priz olması. Gördüğünüz gibi burada iki tane telefonunuz veya işte elektronik aletlerinizi şarj edebileceğiniz iki tane fiş var ve işte lambayı açıp kapatabileceğiniz bir bölüm. Aynısından şurada da var. Bu şekilde yani genel itibariyle ben biraz hostelin sahibi Jordan'la konuştum. Jordan'ın böyle bir hayali varmış uzun zamandır ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu şu anda. Ayrıca 3 kişi çalışıyor şu anda hostelde ve işte sahibi Jordan aslında buranın. Biraz ekonomik durumdan bahsetti bana ülkenin. Ülkenin ekonomik durumundan çok fazla memnun değil. Dolayısıyla yani kış dönemi olmasına rağmen işlerin durgunluğundan biraz şikayetçi açıkçası. Konsepti uygularken neye göre uyguladınız dedim. Yani bu konsept nereden aklınıza geldi dedim. Dedi ki bu konsept İskandinav konsepti dedi. Bir yerde görmüş sanırım. Hatta işte eşyaları vesaire işte IKEA'dan topladıklarını söyledi. İskandinav konsepti işte Danimarka, İsveç, Norveç, işte İzlanda zaten bayrakları var girişte. Bu ülkelerin konseptini uygulamışlar aslında. Değişik, enteresan bir bu şekilde bir tip hostel burası. Rahatlık bakımından gerçekten rahat, yani beklediğimden daha rahat. Acaba ben hani sıkıntı çeker miyim dedim. Yani şu ana kadar birçok hostelde kaldım. Bazıları yani puanın hakkını veren hostel çok azdı, yani biraz böyle genellikle işte Booking.com üzerinde biraz sanırım puanlama ve yorumlar biraz abartılıyor ama şu anda genel itibariyle buradan memnunum diyebilirim. Hatta normalde bir gecelik rezervasyon yaptırmıştım. Az önce Jordan'la konuştum. Jordan'a dedim bir gün daha kalacağım dedim, çok sevdim. O da dedi tabii ki dedi, seve seve dedi. Şaka bir yana, hava durumundan dolayı bir gün daha burada kalmak durumundayım. Çünkü dışarıda inanılmaz bir kar yağışı var, yollar kapandı. Onu yani mecburen bir gün daha uzatmak durumundayım. Bundan sonraki rotamı inanın ben de bilmiyorum. Şimdilik bu video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Bu ve benzeri videolar için, yeni şeyler öğrenmeniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.